Selam arkadaşlar, ben Vanarya, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula Bir Aşk Hikayesi Vlad Rotası 3. sezon 12. bölümünü oynayacağız. Ben ne diyecektim? Ben bir delilik yapıp Dracula'yı başa aldım ve Mehmet'le olan hani geçen güncellemede bir sahne vardı ya, onu açtım ve çok korkuyorum. Hani Vlad'larımız bozulacak diye, ama dayanamadım, açtım yani. Öyle bir delilik yaptım ama inşallah bu bölüm ya da sonraki bölüm bunun cezasını çekmem diye düşünüyorum ve hemen başlayalım. Hadi bakalım, bir bitmedi şu Dracula. 14 bölüme 14 bölümmüş. Ben bu güncellemede final olacak diye biliyordum ama olmuyormuş. Bir sonrakinde olacak herhalde. Neyse, başlayalım bakalım. Bakayım, bir cesaret puan gerekiyor. Tamam, hallederiz. Başlayalım. Her şeyin bir bedeli var. Evet. Çayımı da aldım. Aa, ağzıma çay geldi. Ay. Şunu şöyle alalım da elimiz çarpmıyor. Ya da şöyle alalım. Evet, elim çarpıyor sürekli çünkü oraya. Biraz daha aşağı alalım. Tamam. En son... evet. Buradaydık. Bölüm 12. Karanlığın hileleri. Laya neyin var? Bembeyazsın. İrkildim ve elimi hızla geri çektim. Vlad'ın teni yanan kömürler kadar sıcaktı. Günümüz Lasvir, Kara Şato. Tamam. Dehşetten gözlerimin önü karardı. Vlad, elin aşırı sıcak. Hissetmiyor musun? Hayır. Şaşkınlıkla avucunu ovuşturdu. Ona her şeyi anlatmam gerekiyordu ama ben sadece sessizce yutkunuyordum. Tüz, es Bennett Van. Agnes hızla ayağa kalktı ve Vlad'a Macarca bir şeyler açıklamaya başladı. Vlad onu dinlerken donup kaldı. Kız susunca tek bir kelime söyledi. Ertem. Bu ne ki? Onun bu kayıtsızlığı canımı yakıyordu. Kim bilir bu ona neye mal oluyordu? Karanlıkta geçirdiği yüzlerce sene, kısa bir özgürlük anı ve şimdi son mu? Bu söz üzerime tüm ağırlığıyla düşüp beni neredeyse yere seriyordu. Bacaklarım boşalmıştı. Vlad'a koştum. Hayır, yanacaksın. Ama dinlemedim ve yine de ellerini tuttum. Yine normal sıcaklıktaydılar. Bunun kurtuluş olmadığını biliyordum. Bu sadece kısa bir molaydı. Sonrasında ise... Şu an sıcak değil. Lütfen. Hala yapabiliyorken sarıl bana. Kolları beni sardı. Olabildiğince sıkı bir şekilde sarmaladı. Yüzümü yüzüne bastırdım. Hızlı nefes alarak titreyen parmaklarımla elmacık kemiklerini okşamaya başladım. Vlad, mutlaka bir çözüm bulacağız. Her şey güzel olacak değil mi? Bu daha ne kadar devam edecek? Şu cesaret puanı verecek. Kesin. Şu şans verecek. Şundan emin değilim. Cesaret verebilir bu da. Ama biraz ne bileyim, kaba bir cevap gibi geldi bana. Ben o yüzden bu diyeceğim. Evet. Fazla zamanımız yok ama sonuçta zamanımız var. Demek ki her şeyi düzeltme şansımız da var. Bunun her şeyden önce ben kendim için söylüyordum. En azından bir damla sakinleşmeye çalışıyordum. Evet, bir çıkış yolu olmalı. Bir çıkış yolu. Beni omuzlarımdan tuttu ve hafifçe uzaklaştırarak gözlerimin içine baktı. Ama önce bir oturalım. Agnes'ten bize her şeyi sırayla anlatmasını isteyelim. Tamam mı? Resmin tamamını görmemiz lazım. Hemen bir şey yapmak ve acilen harekete geçmek yerine konuşmak bana dayanılmaz geliyordu. Ama Vlad haklıydı. Bir kez acele etmiştik ve böylece en önemli ayrıntıyı kaçırmış olduk. Oturduk. Agnes anlatmaya başladı ve Vlad benim için söylediklerini tercüme etti.
Nagyeket yakınlarındaki bir ormanda yaşıyordum, Macaristan'da. Orada benim gibileri Sepasoni derler. Yerel kötü ruhlar, erkekleri ormana çeken kar beyazı saçlı güzel kızlar. Ama bir gün beni yakaladılar ve çok uzaklara götürdüler. Ölmeliydim ama Armin beni kurtardı, kaçtık. Şafakçıların onu bulmak için elinden geleni yapacaklarını söylemişti. Armin'in deli gibi arzuladıkları kralın gücüne sahip olduğunu anladıklarında o gücü alacaklarmış. Ve bu güç onların ellerine geçince büyük felaketlere yol açacakmış. O yüzden Armin olabildiğince uzağa kaçmaya karar verdi. Ben de onunla birlikte olmak istediğimi söyledim. Buna sevinmişti. Armin'e borcu olan İngiliz istihbaratından bir tanıdığı bize yardım etti. Bilim adamı Wenbury'nin ölümünü o ayarladı ve bizi gizlice yeni dünyaya gönderdi. Sonrasında yazdığı mektuplardan, biz ayrıldıktan hemen sonra Londra'da bir dizi garip cinayetin işlendiğini öğrendik. İstihbarata göre tüm kurbanlar Altın Şafak'ın üst tabakasının üyeleriymiş. Tarikatın sıradan üyelerinden hiçbiri ölmemiş, sadece büyükleri öldürüyorlarmış. Tam olarak nasıl öldürülmüşler? Bilinmiyormuş. Tüm kalıntılar yıllarca toprağın içinde kalmış gibi çürümüştü. Onların ölümünden hemen sonraki gün bulsalar dahi. Ah, o insanlara öyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Tarikatın diğer üyeleri korkmuş ve tarikatı kapatmış. Hepsi dünyanın dört bir yanına dağılmış, bir yerlerde saklanmış. Armin burada bu şatoyu inşa etti ve bilimsel çalışmalara devam etti. Sürekli birlikteydik, mutlu zamanlardı. Yüzü bir an için aydınlandı ama hemen sonrasında daha da üzgün bir ifade aldı. Bir süre sonra Armin kana susamaya başladı. İlk kez o zaman birini öldürdü. Sık sık olmuyordu. Kurbanları bulmasına ve izleri silmesine yardım ederdim. Geri kalan zamanlarda her şey eskisi gibiydi ama Armin artık mutlu değildi. Öldürmenin kötü, kan içmenin kötü olduğunu söylerdi ama açlık geldiğinde kendini tutamazdı. Yani kendi isteğiyle olmasa da o bir katilmiş, o da karanlığın bir başka kurbanıymış. Katilmiş demeyeceğim, yani hoş bir şey değil. O da karanlığın bir başka kurbanıymış diyelim. Belki şans puanı verir, bilmiyorum. Evet. Kız şaşkınlıkla başını sallayarak dediğini onayladı. Agnes, Armin'i yargılamadığın için mutlu. Tamam. Kurbanlar hayatlarını kaybedenlerdir. Katillerinin ne bahaneleri olduğu umurlarında olmaz. Brad'ın ses tonu bana çok sert geldi ama birden anladım. O Wainbury'yi değil, kendini suçluyor. Onun cinayetlerinden de kendini sorumlu tutuyor. Armin'in Eflek Ormanı'nda ısırılmıştı ama oraya gitmesi tesadüf değildi ki. Orada kiminle karşılaşacağını biliyordu sanki. Nereden ama? Bizzat kendisinden duyduklarımı anlatayım size. Okey. "1920'ler Kara Şato. Gençken Doğu kültürüne hayrandım ve 9 sene İstanbul'da yaşadım. Osmanlı İmparatorluğu'nun bakan yardımcısı olma şansına yakaladım üstelik. Harika bir işti. Kapalı arşivlere erişimim vardı. Eski belgeleri tercüme ediyordum. Bir gün 15. yüzyıldan kalma Rumens ve el yazısı ile karşılaştım. Yazımın anlatım dili pek basitti. Ancak hikayenin kendisi bir inanılmaz etkiledi. Eflak Prensliği'nin hükümdarı Vlad Drakula'nın kaderini anlatıyordu. Geçtiği orman Osmanlı devşirmesi olarak geçmiş. Oradayken genç adam harika dostlar edinmiş ve hayatın aşkını bulmuş. Ama başına çok trajik bir olay gelmiş. Bu hikayeyi yazan kişi olayın ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini bilmiyordu ama şu konuda emindi. Durumu düzeltmek isteyen genç prens, karanlık dünyadan gelen biriyle anlaşma yapmış. Sonrası daha da üzücü. Neyse, uzun hikaye. El yazmasının sonunda Vlad Drakula'nın yüzyıllar sonra geri döneceğine dair bir kehanet vardı. Kaybettiği insanlar yeniden doğacaktı. Kendisi de özgürlüğüne kavuşma şansını yakalayacaktı. Fakat o zamana kadar aile mezarlığında kalacaktı. Ve sonra da bu mezarlığın tam olarak nerede bulunduğuna dair bir açıklama vardı. Bakanlık bunu bir peri masalı olarak görürdü. Bu yüzden ben de onlar için sadece detay kısmını tercüme ettim. Hikayenin çoğunu da sakladım. Ama bir sonraki seyahatimde okuduklarımın doğru olup olmadığını görmek için Efrak'a gittim. Ve kendi gözlerimle gördüm.
Şu trajik olay ne, çok merak ediyorum ya. O zamanlar Armin el yazmasının yanında bir portre olduğundan bahsetmemişti. İstemsizce çığlık attım. Portre mi? Kimin? Tahmin edemiyor musun? Muhtemelen Prens Vlad'ın, o kızın, Vlad'ın arkadaşının, o delikanlının, Vlad'ın arkadaşının. Bizim Laya'nın, Laya'nın diyorum, Lale'nin değil mi? O portreyi biz görmedik mi zaten? O kızın, Vlad'ın arkadaşının değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Prens Vlad'ın değildir muhtemelen. O delikanlının, Leo'dan mı bahsediyor? Onun da değildir. Bir tek biz kalıyoruz. Ve bizim portremiz vardı zaten. Umarım doğrudur. Aynen. Evet, tamam. Doğru tahmin ettin. İki damla su gibi sana benzeyen o kızın. Vlad heyecanla mırıldandı. Kaybolmuş 7. portre. Görünüşe göre Armin portreyi unutmuştu. Ama bir gün hatırlamak zorunda kalmıştı. İşte bu her şeyi değiştirdi. Evet, burada bizim portremiz vardı. 1950'ler Kraşato'nun şapeli. Şapel karanlığa gömülmüştü. Ve ancak zayıf bir ay ışığını vitray pencereden içeri sızarak zemine soluk lekeler düşürmüştü. Armin? Sütunun yanındaki kambur gölge hareket edince kız ona yaklaştı. Kahve getirdim ve bir de sürpriz. Seni mutlu edeceğini düşünüyorum. Ay, çok korkmuş be. Gölge sıçradı. Zincirleri takırdattı ve güçlü bir darbeyle tepsiyi kızın elinden düşürdü. Mutlu mu edecekmiş? Şaka mı yapıyorsun? Mutluluk nerede, ben neredeyim? Kırılmış cezvenin etrafına koyu bir sıvı birikintisi yayılmaya başladı. Agnes ıslanmaması için hızla yerden bir nesne aldı. Ah, yetiştim. Türkiye'den gelen ve abone olduğun o dergi. Bu dergi seni her zaman mutlu ederdi. Ben sayfalarını çevireyim, sen de oku. İster misin? Biraz kafan dağılır. Zaman daha çabuk geçer. Canavar boğuk bir şekilde inledi. Bağışla beni Agnes. Sen bir meleksin ve ben... Buna nasıl dayanabiliyorsun? Kız şefkatle adamın yüzünü okşadı. Çok basit. Dayanmıyorum. Seviyorum. Sevebileceğim biri değilim. Vücudum korkunç bir hale, bilincim ve ise kanı susadığım anında bulanıyor. Bütün aklım gidiyor. Ve gerçek bir kana susamışlık geldiği anda bu zincirlerin bile yardımcı olamayacağını ikimiz de biliyoruz. Öyleyse neden kendini işkence ediyorsun? Neden en azından hayvanların kanını içmiyorsun? Geçici bir çözüm bu. Sonrasında yine en taze kana ihtiyacım var. Pençelerimde yavaşça ölmekte olan ama hala canlı olan birinin kanı. Hiçbir insan ya da hayvan öyle bir ölümü hak etmiyor. Hayır, dayanabileceğim kadar dayanacağım ve sen de... Sen derginin sayfalarını çevir lütfen. Yine bir nöbet başlayana kadar. Dergi gerçekten de dikkatini dağıtmıştı. Agnes sayfaları çevirmeye devam ediyordu. Fakat sayfalardan birini gören Armin birden dondu kaldı. Kırmızı göz bebekleri genişledi. İnanamıyorum. Agnes dergiye baktı ve bir kızın resmini gördü. Onu tanıyor musun? Bu 15. yüzyılda yapılmış bir portre. Drakula'yı anlatan el yazmasının yanında bu portre de vardı. Kıyafetlerinden dolayı herkes bu kızın Avrupalı olduğunu düşündü. Ama el yazması başka bir şey söylüyordu. Bu kızın genç Prens Vlad'ın trajik bir şekilde kaybettiği sevgilisi olduğunu iddia ediliyordu. Abi nasıl kaybetti ya? Çok merak ediyorum. Ayrıca bu kızın Osmanlı olduğu, padişahın yeğeni olduğu yazıyordu. Ben bu detayı açıkladığım anda müthiş bir patırtı kopmuştu. Portre, incelenmesi için başka bir bölüme götürülmüştü. Ne de olsa Osmanlı'da insan tasviri yasağı vardı. Bu durum bahsi konu olan portre işsiz kılıyordu. Bir daha o portreye dair hiç haber alamadım. Ve şimdi de bunca yıl sonra. Başıyla sayfayı gösterdi. Yakında İstanbul'da sergi açılacağını yazıyorlar. Portre ilk kez halka gösterilecekmiş. Büyülenmiş gibi resme bakmaya devam ediyordu. Ne kadar acayip, ne kadar güzel bir yüzü var. Bu kopyası bile etrafı dolduran özel bir ışık saçıyor sanki. O zamanlarda bunu fark etmemiş olmam garip. Belki de henüz içime karanlık dolmadığı için o an ışığı hissetmemiştim. Konuşması birden şiddetli bir spazm yüzünden kesildi. Vücudu bir tarafa sıçradı, zincirler gerildi. Agnes dergiyi bırakmak istedi ama adam onu hırladı. Hayır, tutmaya devam et, rica ediyorum. Bakmak istiyorum. Armin'in bedeni sarsılıp duruyordu ama o portreye odaklanmak için çaba sarf etmeye devam ediyordu. Ah!
Agnes dergiyi tutarken başını çevirmişti çünkü adamın işkenceler içinde kıvranmasına dayanamıyordu. Fark etmesi biraz zaman aldı. Bir süre sonra kükremeler ve zincirlerin gümbürtüsü de kesilmişti. Yerini mutlak bir sessizlik kalmıştı. Agnes? Ama ne oldu? Resimdeki yüz. Ona baktığımda karanlık zayıflıyor. Görünüşe göre bu kızın ışığı karanlıkta baş etmeme yardım ediyor. İşte o zaman Armin ne pahasına olursa olsun gerçek portreyi elde etmek istedi. Vlad bunu sormuyor, biliyordu. Evet. Başarılı oldu mu? Tablonun orijinali şu an nerede? Vlad kızın cevabını beklerken heyecandan hafifçe öne eğildi. İsterseniz onun hakkında duyduklarımı size göstereyim en iyisi. Belki siz benden daha iyi anlarsınız. Olur, tabii ki göster ama sonra tamam mı? Tabii ki göster. Evet, lütfen. Bu portre Vlad için önemli. Teklifi kabul ettiğin için sana minnettar. Tamam. Ellerimizi birleştirdik. Vitray pencereden sızan cılız ay ışığı adamın yüzüne solmuş lekler düşürüyordu. 1990'lar Şapel. Kırışıklıkları ve hastalıklı görünümü daha da belirgin hale gelmişti. Agnes ona yaklaştı ve adam gözlerini vitraydan ayırmadan şefkatle kızın elini sıktı. Yine buraya geleceğini düşünmemiştim. Evet, son nöbetin üzerinden bir hafta bile geçmedi. Sadece el yazması yüzünden sinirlerim bozuktu. Hayır Agnes, kına susadığım anlar gitgide sıklaşıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Adam pencere işaret etti. Yaklaşık yarım yüzyıl önce bu vitray pencere dergideki bu resimden yola çıkarak yaratıldı. Karanlığı bastırmama yardım ediyordu. Kan içmiyordum. Kan olmayınca vücudum yaşlanmaya, hastalanmaya başladı. Ama ben buna seviniyordum. Normal bir insana dönüştüğümü sanıyordum. Kısa süre içinde, normal insanların olduğu gibi yaşlılıktan öleceğimi sanıyordum. Ama zaman geçti ve ben bir türlü ölmedim. Bir gün dehşet içinde, ölümü boşuna beklediğimi anladım. Karanlık beni kandırmış, tuzağa düşürmüştü. Kan içmeyi bıraktığımda gençliğimi ve sağlığımı kaybettim. Sonsuz yaşamı değil. Ve şimdi günü geçtikçe zayıflıyorum. Karanlığım ise güçleniyor. Portre artık eskisi gibi yardımcı olmuyor. Bir gün yine öldüreceğim. Ama bu sana eski Armin'i geri getirmeyecek. Sonsuza dek yaşlı, sonsuza dek hasta olacağım. Katil olacağım. Bundan sonra kötü bir şey olabilir bu hayatta. Agnes ruhunun her parçasıyla adamın acısını paylaşıyordu. Birden aklına kurtarıcı bir düşünce geldi. Bir keresinde orijinal portrenin etkisinin kopyadan daha güçlü olması gerektiğini söylemiştin. Ya orijinalini bulursak, onu alır veya çalarsak, önemli değil. Asıl mesele, portre şu ana kadar vitrayın yaptığı gibi karanlığı bastıracak. Adam acı acı güldü. Tatlı, saf Agnes'in. Daha o zamanlar dergi gördükten hemen sonra tabloyu çalması için bir uzman tuttum. Her türlü parayı ödemeye, kanunları çiğnemeye hazırdım. Ama biri benden önce davranmış. Padişahın yeğeninin portresi o sergide hiç yer almamış. Açılışına hemen önce ismi bilinmeyen bir kişi onu özel koleksiyonu için satın almıştı. Yani tablo satılıyor muydu? Evet de hayır. Devlet asla böyle nadir bir eseri satmaz. Bunu başarmak için nasıl bir etkiye sahip olmak lazım bilmiyorum ama bu isimsiz şahıs öyle bir etkiye sahipti gibi görünüyor. Adam içini çekti. Bu vitrayı, bu kopyayı, orijinal tabloyu elde edemediğim için yarattım. Pes etmek istemedim. Menajerime koleksiyoncuyu aramasını, gözünü dört açmasını söyledim. Belki tablo bir yerde ortaya çıkardı. Fakat menajerin bu alanda tam bir profesyonel olsa da bütün bu yıllar içinde herhangi bir şey öğrenmeyi başaramadı. Tabloyu kim, nasıl, nereye götürdü? Her şey bir sır perdesiyle örtüldü. Menajerim kesin olarak tek bir şey söyleyebildi. Tablo ülke sınırları dışına hiç çıkmamış. Satışın tek şartı buymuş meğerse. Alıcı da bunu uymayı kabul etmiş. Yani portre hala Türkiye'de bir yerlerde. Önemli bilgiler elde ettin. Oo, Türkiye'deymiş. Hadi bakalım. Yine detayları öğrendikçe daha da endişelendim. Durumun hiç de basit olmadığını anladım. Karanlığın ne kadar tehlikeli, ne kadar kıvrak olduğunu anladım. Ve hala en önemli soruya cevap bulamamıştık. Vlad'a nasıl yardım edebilirdik? Zamanın azaldığını hissetmek müthiş bir baskı oluşturuyordu. Hızla ayağa kalktım.
Agne, sana çok minnettarız ama acele etmeliyiz. Olan biteni bize kısaca anlatabilir misin? Zaten biliyorsunuz aslında. Armin el yazması metnini deşifre etti ve özgürlüğe kavuşacağını ümit etmeye başladı. Fakat ritüel en önemli unsuru olmadan işe yaramıyordu. Kıranlığa karşı bir denge oluşturmak lazımdı. O zaman Armin müthiş bir çaresizliğe kapılarak yıllardır gitmediği West Park'a yürüyüşe çıktı. Orada ailesiyle birlikte dolaşan 4 yaşında bir kızı görmüş. Seni. Sonrasında bana anlattığı gibi o anda içindeki karanlık korku ve öfkeden kudurmaya başlamış. Armin o kızın nasıl bir çocuk olduğunu hemen anlamış. Seni kaçırmış, ritüeli gerçekleştirmiş ve karanlığı sütuna kilitlemiş. Fakat karanlık bu sefer de onu alt etti. 3 gün sonra Armin yanarak öldü. Özür dilerim, sizi uyarmaya çalıştım. Uyarmaya mı çalıştın? Evet, ama Yasin dediklerini tercüme etmedi. Nedenini anlayamadım. Her ne olursa olsun, burada iki şey çok açık. Birincisi, Yasin bana zarar vermek istedi. İkincisi, bunun bana zarar vereceğini biliyordu. O şimdi nerede? Yasin nerede? Bildiğinizi sanıyordum. Bay Wraith dün gece eşyalarını topladı ve şatodan ayrıldı. Vay anasını. Agnes'e akşam vakti şatoda de festivalin yapılacağı ve sabaha kadar ofisten çıkmamasının daha iyi olacağı konusunda uyardık. Biz de odama geçtik ve Miriam'a, Leo ile Sandra'nın acilen yanımıza gelmeleri gerektiğini söyledik. Vlad ile odamın eşiğini ayağımıza bastığı anda karşı konulamaz bir güç bedenlerimizi birbirine çekti ve sıkıca birbirine bastırdı. Bir süre tek kelime edemedik. Sadece durmadan şefkatle birbirimize dokunuyor, parmaklarımıza kaotik bir şekilde tenimizle gezdiriyorduk. Birleşen dudaklarımız yaklaşan felaketin buruk ve acı hissine doyamıyor ve bu öpücüğü daha biçilmez sıkılıyordu. O an bir şey söylemek yerine sadece birbirimizi sürekli okşamak, sevmek istiyorduk. Ama benim göğsümle onunki arasında bir yerde gidilen zaman yavaş bir bomba gibi ağır ağır işlemeye devam ediyordu. Onu hesaba katmamız gerekiyordu. Ben Billy'nin karanlıktan kurtulur kurtulmaz neden yandığını anlıyor musun? Belli ki Mips anlaşmayı imzalarken özel bir koruma kurmuştur. Karanlığın kaldırıldığı anda kendi kendini yok etme mekanizması gibi bir şey devreye giriyordur. Aslında gayet adil, anlaşmaya uymamanın cezası. Ben Billy'nin karanlık benimkinin bir parçasıydı. Yani bu durum onun için de geçerliydi. Ben de karanlıktakilerin onu öldürdüğünü sanmıştım. Karanlıktan kurtulmaya cesaret ettiği için yanlış şey yapmışız. Doğru bilmişiz o zaman. Hayır, Mavis onu öldürmüş olamazdı çünkü o sırada kendisi uykulu çayırdaydı. Diğer karanlıktakilerin ise bu olayla hiçbir ilgisi yok. Kapı çaldı. İçeri heyecanla Sandra ve Leo girdi. Onlara hızlıca öğrendiklerimizi anlatmıştık. Şok oldular, inkar ettiler. Ama en son ortak bir çözüm bulma girişiminde bulundular. Nasıl çalıştığını bilirsen herhangi bir korumayı ortadan kaldırabilirsin. Ama bilmiyoruz ve sanırım Mavis dışında kimse bilmiyor. Ateşe karşı başka bir koruma kurabilirim. Ama böyle bir durum için hazır bir tarif yok. Özel bir büyü yaratmak gerekir. Çok uzun sürer. Kasvetli bir sessizlik oluştum. Sonunda Vlad sordu. Sandra, söyler misin teknik olarak? Kranlığı geri getirebilir misin? Kranlığı geri getirmek mi? Hayır, düşünme bile. Kabul eder miydin korkunç amayla bir çıkış yolu? Bir cesaret aldık yukarıdan. Kendi kendine oyun verdi bize. O yüzden şimdi şans almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sanırım şu şans puanı. Şu kesin cesarettir. Bundan emin değilim. Ama ben yine de bu diyeceğim. Bunun düşüncesi bile canımı yaktı. Ama önemli olan benim hislerim değil, onun hisleriydi. Korkarım, pek seçimim yok. Leia, bana Süleyman'ın el yazmasını verebilir misin? Perşemeni getirdim ve masanın üzerine açtım. Sandra bir şeyler hesaplamaya başladı. Evet, sanırım ritüeli tersine de yapabilirim. Her şeyi detaylıca hesaplamam biraz zaman alacak. Ama gece olmadan hallederim. Bu gece mi? Ama şurada kalabalık olacak. Festival var. Zamanımız yok. Gezegenler sabit durmuyor. Son uygun açı bugün saat 23:30 arası oluşacak. Ondan sonra koridor uzun bir süre kapalı kalacak. Vlad'ın ise muhtemelen sadece... Neredeyse fısıldayarak cümlesini bitirdim. Bir günü kaldı. Sandra perşemeni kendine çekti, onu aceleyle topladı. Şapel'e gidiyorum. Bir an önce başlamalıyım. Görüşürüz. Sandra'nın arkasından kapanan kapı silah sesi gibi çarptı.
Al işte ya. Bir gün mutlu olamadık ya. Anasını satayım. Sinir oldum. Ben de gidiyorum. Çapelin içine kimsenin girmemesi ve çevresinde kimsenin olmamasını sağlamaya çalışacağım. Ki kimse bizi rahatsız etmesin. Leo, hayır. Bir dakika. Karar verildi mi yani? Çok az zaman var Leo. Daha düşüneceğiz. Başka bir çözüm arayacağız. Ama daha bir seçenek bulamazsak hazır olmalıyız. Leo onayla başını salladı ve Sandra'nın peşinden gitti. Başka bir çözüm nasıl arayacağız? Tecrübeli karanlık kişilerden tavsiye istemeliyiz. Örneğin danışman Septentrion'dan. Şu güzel gözlü adam. Karanlığa geri getirmenin en iyi yolunu bilen varsa o kişi danışmandır. Çay da soğumuş. Vlad masadan temiz bir kağıt ve bir kalem aldı. Noah'ya yazıp onunla konuşmak istediğimi söyleyeceğim. Peki. Kısa süre içinde mektubu hazırdım. Vlad bana topacı gösterdi. Bu bir portal. Diğer tarafta Noah'ın yakınlarda bir yerde açılacak. Ona bu mektubu atacağız. Atacağız? Ya mektup bir yere düşerse ve Noah onu fark etmezse? Dün Noah'ın bu portala elini soktuğunu gördüm. Sen onların dünyasına artık giremiyorsun. Ama ben Noah gibi yapabilirim. Hatta içine göz bile atabilirim. Mektubu dikkatlice, kesin olarak görebileceği bir yere koyarım. Emin misin? Korkmaz mısın ya da rahatsız olmaz mısın? Bir an düşündüm. Elimi ve yüzümü hiç bilmediğim başka bir dünyaya sokacağım. Bu gerçekten de çok rahatsız edici. Artık sıradan bir şey benim için yapılması gereken bir şey. Bilmiyorum şu anda. Rahatsız edici değil aslında yani benim için. Artık alıştık bu durumlara. Artık sıradan bir şey benim için diyebiliriz. Yapılması gereken bir şey diyebiliriz. Artık sıradan bir şey benim için diyelim. Cesaret aldık. Tamam. İyi oldu, denk geldim. Karanlık dünyaya birçok kez gittim. Her şeyi gördüm. Portala elimle burnumu sokarım. Ne olacak ki? Asıl mesele mektubu iletmek. Dedim ki, eminim bir şey olmaz. Hadi gönderelim şu mektubu. Topaç. Topaç dönmeye başladı. Üzerindeki hava dalgalandı. Derin bir nefes aldım ve yüzümü portala yaklaştırdım. Şaşırtıcı bir şekilde bütün vücudum bir anda kalçalarıma kadar kolayca içeri kaydı. Aynı zamanda beni içine çekiyordu sanki. Ama ben hemen geri sıçradım. Sadece karanlık bir köşe ve bir parça kumaşının kıvrımlarını görebiliyordum. Laya, içine komple düşeceğini sandım bir an. Biliyor musun, sanırım bunu yapabilirim. Yapsam mı cidden? Noe, portalın yalnızca küçük şeyleri transfer edebileceğini söylemişti. Ama kilo sınırını henüz netleştirmemişti. Kilon az, yani belki de... İçeri girmeye çalışacağım. Noe'yi bulacağım. Ona her şeyi anlatacağım. Ve hemen geri döneceğim. Hatta belki cevabını bile almış olacağım. Bir mektuptan daha doğru ve hızlı bir yol olacak bu. Vlad içini çekerek beni kendisine bastırdı. Seni bırakmak istemiyorum. Şu an her dakika benim için paha biçilemez. Karanlığa geri getirmek zorunda kalırsak artık birbirimize böyle sarılamayacağız. Ben de senden bir saniye bile ayrılmak istemiyorum ama kurtuluşun için değer. Ve haklısın. Her dakikamız paha biçilemez. Hemen gidip geri geleceğim. Dudaklarımız kısa, tutkulu bir öpücükle birleşti. Portalın içine daldım. Wow. Yumuşak bir şeye çarptım. Bir elbise dolabı oldu ortaya çıktı. Bir dolabın içinde miyim yoksa? Dışarıda ne var? Narnia mı? Dolap değilmiş, soyunma odasıymış. Dışarı baktığımda ortasında büyük bir ahşap küveti olan geniş bir oda gördüm. Ve aynı kıyafeti olan, yüzleri kapalı iki kız. Bir tanesi testeden küvete bir şey döküyordu. Diğeri kısa süre içinde odadan ayrıldı. Noe ortalıkta görünmüyor. Biri beni görürse sorun çıkabilir. Yanımda kızlarla aynı kıyafetlerle birkaç tane daha vardı. Bu onların üniforması. Onlar gibi giyinirsem kimse kim olduğumu anlamaz. Tamam, hileye atacağız, anlaşıldı. Sofistike kıyafet. Wow. Çok hoş. Kapşonlu kıyafet.
Evet, kesinlikle bu da en pahalısıdır. Çok belli zaten. Kapüşonu kaldırdım. Yüzümü kapattım. Zarif kapüşon. Oo, çok hoş. Sade kapüşon. Tabii ki bu. Evet. Hazırım. Ben bunu düşünür düşünmez soyunma odasının kapısı açıldı. Anna, neredesin? Küvete yağ eklemek lazım. Karşımda danışman Septentrion vardı. Raf'ı işaret etti. Al şunu ve acele et. Birazdan Noe gelecek. Diğer kız dikkatle bize baktı. Düşündüm. Kendimi kesinlikle ele vermemeliyim. Kızın kim olduğunu veya kime ne söyleyeceğini asla bilemem. Yağı alıp küvete koştum. Şişeyi açmak istedim ama heyecandan içindekileri yere döktüm. Ah! Beceriksizce adım attığım için ayağım dökülen yağda kaydı. O sırada kalçam küvetin sivri köşesine çarpınca yere de uçtum. Şapşal. Danışman hemen yanıma geldi. Elimi tuttu ve kendine doğru çekti. Böylece ben kendimi onun kollarında buldum, dengemi geri kazanabildim. Yani, ay elimden kaydı arkadaşlar ya. Hareketinin hızı beni kilimini tam anlamıyla kollarına düşürdü. İblis beni düşürmemek için kuvvetli ellerini sıktı. Garip oldum, uzaklaşmak istedim ama danışman beni bırakmak için acele etmiyor gibiydi. Sonunda ellerini açtı ve dedi ki, Simon'a dostum ofisimde unuttum. Siyah timsah derisi, getirir misin? Bakışa bak. Kız eğildi ve çıktı. Kapı kapanır kapanmaz danışman elimi tuttu ve beni kanepeye götürdü. Otur Anna. Anna sanıyor beni. Beni oturttu. Kendisi önümde diz çöktü. Elini dizime koydu ve yukarı doğru hareket ettirdi. İnce parmakları kalçamdaki yarının etrafında gezindi. Bunu şefkat ve özenle yaptı. Tadını çıkarır gibi. Kımıldama. Bu görevi tedavi etmemiz gerek. Uyluğumu okşamaya devam etti. Kah hafifçe bastırıyor, kah bırakıyor. Tedavi etmek istediği yaradan gittikçe uzaklaşıyordu. Kalçam o kadar yakın eğildi ki nefesinin sıcaklığı tenimi okşadı. Dudakları sanki vücuduma değecek gibiydi. Ah, ne yapıyor bu adam? Aynı zamanda hem rahatsız olmuştum hem merak içindeydim. Bütün kızlara karşı mı böyle şefkatli davranıyor? Yoksa özellikle Anna'dan mı hoşlanıyor? Aralarında bir şey mi var? Yoksa bu tür şeyler iblis dünyasında normaldir? O sırada danışman Septentrion'un eli artık tümüyle uyluğumun içi tarafına yerleşmiş oldu ve yavaşça ama ısrarla yükselmeye başladı. Parmakları umursamaz bir hareketle kıyafetimin kenarını bir tarafa attı ve bacağını hafifçe açtı. Dayanamadım ve ayağa fırladım. Danışman Septentrion çok özür dilerim. Ben Anna değilim. Şaşıracağını düşünüyordum veya en azından biraz utanacağını. Ama adam bana sadece sinsi bir bakış attı. Kendinden son derece memnun görünüyordu. Gözünü kırpmadan beni merakla inceliyordu. Kumaşın üzerinden yüzümü tarıyor gibiydi. Leydim. Tedaviyi tamamlamama izin verin yine de. Pislik ya. Şapşal adam. Tekrar bacağıma doğru eğildi ve yaranın üzerine bir şeyler fısıldadı. Yara hemen kapandı, acı gitti. Şaşkındım ama hala hiçbir şey anlamıyordum. En başından beri ben olduğumu biliyor muydu? Eğer öyleyse o halde neden bu kadar rahat davrandı? Beni mi test etti? İnsanca zaaflarımla mı oynamak istedi? Yoksa bunu kendisi de gerçekten istiyor muydu? Bence istiyordu. Danışman bu etkileşimi unutmayacak. Of, hadi bakalım. Pekala, sizi iyileştirmemize göre anlatın bakalım. Buraya ne için geldiniz? Kafamı toparlamam ve asıl mevzuyu hatırlamam birkaç dakikamı aldı. Vlad için geldim. Büyük tehlikede ve tavsiyenize ihtiyacı var. Ne oldu? Hikayemi dinledikten sonra Septentrion bir süre düşündü. Şey, Mepis, karanlıktan kurtulma durumuna karşı bir koruma oluşturmuş belli ki. Ve bu kısmı karanlık anlaşmanın bir parçası olduğu için kimse ona müdahale edemez ve geri alamaz. Ne yazık ki karanlığı geri getirmek Vlad'ın hayatta kalması için tek şansınız. Hay anasını ya. İyi ki bir kurtulduk dedik. Üf. Düşünceli bir şekilde tekrar durakladı. Teknik olarak bunu yapmak zor değil. Arkadaşın gayet iyi idare edebilir. Ama Vlad için geri dönüş süreci çok zor geçebilir. Karanlığın vücudunu ilk ele geçirdiği zamandan çok daha zor. Ona yardım etmemizin bir yolu var mı? Adam delice bakışlarını bana dikti ve sanki her kelimeyi özenle seçiyormuş gibi yavaşça konuştu. Her şeyden önce ne olursa olsun yanında olun.
Hatta şöyle, durum kötüleştikçe ışığınız daha da göz alıcı ve saf bir şekilde parlamalı. İşin aslını görmeye çalışın, kabuğun arkasındaki gerçeği görmeyi öğrenin ve unutmayın. Bazen kazanmak için kaybetmek gerekir. Anlıyor musunuz? Anladım, anladım, çok iyi anladım. Anlamıyordum. Konuşması ve gözlerindeki tuhaf parıltı beni korkutuyordu. Ön kapı çarptı. Elinde dosya tutan kız geldi. Onun arkasında ise Noe duruyordu. Geldim. Bana ne yapacağımı söyleyin. Biliyorsun, banyo, sonra kıyafet ve adetum olma töreni. Adetum olma töreni mi? Of. Anna. Bana mı söylüyor? Noe beni yanına çağırdı. Bu da Anna sandı beni. Bana kıyafetlerini fırlatarak hızla soyunmaya başladım. Zar zor yetişebildim. Ahem, ahem. Ardından küvete girip göğsüne kadar suyun içine daldı. Sırtını küvetin duvarına yasladı ve kız hoş kokulu bir yağ karışımını omuzlarına sürmeye başladı. Çok mutluyum Noe. Kabul ettiğin için hepimiz çok mutluyuz. Ve bunun senin için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu anlıyorum. Arkadaşların çok üzgün olmalı. Noe sessizdi. Yüzünde tek bir kas hareket etmedi. Yine de gerginliği kelimenin tam anlamıyla havaya yayıldı. Düşündüm de şu anda onlardan biri buraya geliverseydi, örneğin yardım istemek için filan. Muhtemelen fikrini değiştirirdin ve bir sonraki adımdan vazgeçerdin. Bunu neden söylüyor? Noe'yi test ediyor sanki. Sessizlik gittikçe ağırlaştı. Sonra Noe dedi ki, fikrimi değiştirmem. Yeterli. Omuzlarını silkti. Kızın ellerini üzerinden attı. Tümüyle suya daldı. O kadar uzun süre yüzeye çıkmadı ki endişelenmeye başladım. Sonunda kafasını suyun içinden çıkardı. Islak saçlarını arkaya attı. Danışman, bugün diğer üç aditum ile tanışacağım, değil mi? Kabul töreninden hemen sonra ve törenden hemen sonra güç eserlerine erişebileceğim, değil mi? Septentrion gülümsedi. Yeni pozisyonun olumlu yönlerine odaklanmaya karar vermen iyi oldu. Herhangi bir ciddi adımla kaçınılmaz olarak bir şeyler kaybederiz. Bazen çok önemli, değerli şeyler. Ama çok şey de kazanırız. Evet, editum olarak dünyamızın diğer yüksek rahipleriyle özgürce iletişim kurabileceksin. Çok güçlü nesnelere ve eski sırlara erişim kazanacaksın. Bu heyecan verici bir dünya. Umarım onun içinde kendine ait bir yerin olur. Evet. Noe küvetten çıktı. Kız bir havluyla onu kurulamaya başladı. Anna, buna pelerini ver. Şu sağda olan. Rafa yaklaştım ama danışmanı duyunca durdum. Bekle, sağda mı? Ne kıyafeti o? Yeni iş pozisyonum için kendim yarattım. Ama bu geleneksel editum kıyafeti değil. Evet, geleneksel olanı aşırı saçma duruyor. Ben de istenen her şeyi yaptım. En azından rahmetli dedem gibi görünmek istemediğimi mazur görün. Danışman başını salladı. Giysi sadece giysi değildir. Bazen kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Daha ilk andan itibaren isyankar ve dik kafalı birini izlemeni yaratacaksın. Noe düşüncelerine daldı. Ben de öyle. Hangi pelerini seçecek? Sisteme ve onun kurallarına boyun eğmenin bir işareti olarak geleneksel olanı mı? Yoksa kendi yarattığını, özgürlüğün ve kendi olma kararlılığının bir sembolü olarak. Noe pelerini işaret etti. Kendi yarattığı pelerin. Wow. Geleneksel pelerin. Ay bu çok itici. Tabii ki bu. Çıkalım. Evet, 72-72 olmuş. Güzel. Eşitlemişiz. Evet. Uyarı için teşekkürler hocam. İstenkar ve dik kafalı bir serseri imaj beni sadece mutlu eder. Noe ilişkiniz çok güzelleşti. Güzel. Peki, senin seçimin. Danışman mümkün olduğunca kayıtsız bir ses tonuyla konuşmaya çalıştı. Yine de asıl tavrını saklamayı başaramadı. Öğrencisi adına gurur duyuyordu. Madem hazırsın, ben Pandemonium'a gideyim. Hepimiz seni orada bekleyeceğiz. Şimdi kendi düşüncelerine baş başa kalmak için birkaç dakikan olacak. Böyle önemli bir adımdan önce bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Simon'a gidelim. Noe'nin sadece bir yardımcıya ihtiyacı olacak. Pislik. Danışman gözlerini bana çevirdi ve kızla birlikte dışarı çıktı. Sessiz, ıssız bir salonun ortasında duran Noe, kendi düşüncelerine bir derinden dalmıştı. Ben de tereddütler içinde kıvranıyordum.
Çok kısa süre sonra Noe yepyeni, bambaşka bir hayata başlamış olacak. Bu dakikaları ondan çalmaya değer mi? Dertlerimizi ona anlatmak ve canını sıkmaya gerek var mı? Ama oraya hiç gelmemişim gibi öylece gidemezdim de. Kararımı verdikten sonra Noe'nin omzuna dokundum ve usulca seslendim. Noe. Bir darbe almış gibi resmen sarsıldı. Birkaç dakika bana gözlerini kısarak inanamıyormuş gibi baktı. Laya? Burada ne işin var? Ne oldu? Vlad'ı karanlıktan kurtarmak bir hataydı. Karanlığa gelik alamazsak Vlad diri diri yanacak ve ölecek. Sonsuza dek. Noe bembeyaz oldu. Bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Sonra zorlukla konuştu. Kendi başınızı halledebilecek misiniz? Evet, bence evet. Danışmanla bu konuyu konuştum bile. Doğru bir karar verdiğimi söyledi. Sandra bu gece ters ritüeli gerçekleştirecek. Vlad tekrar karanlığın gücüne dönecek ama en azından güvende olacak. Peki. Noe'nin artık gerçekten gitmesi gerekiyordu. Köpeğe neredeyse tiksintiyle baktı. Bu arada birilerinin kumbarasına bir gözlem daha. Portal'ın benim ağırlığımı kaldırabiliyor. Gerçekten mi? Harika. Gözleri canlı, neşeli kıvılcımlarla parladı. Editum olunca icat etmekten vazgeçme. İnsanların buna ihtiyacı var. Senin de var. Sen misin çünkü? Teşekkür ederim Laya. Noe veda edercesine ellerini havaya kaldırdı ve odadan çıktı. Ben de soyunma odasına döndüm. Gelirken içinde çıktığım yeri buldum. Ve bir saniye sonra portal beni geri çekti. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.